Meriç'im hoş geldin. Hoş bulduk Efe'ciğim. Asıl sen hoş geldin. Bu ne güzel bir gün. Bu ne muhteşem bir gün. Ve bu ne muhteşem bir konuk. Bir konuk ya gerçekten. Ya. Efendim çok mutluyuz gerçekten. Bize sitem oldu. Taner nerede? Taner geldi kardeşim. Taner burada. Buradayız. Herkes çok sakin olsun. Taner burada. Taner burada. Sakin olun. Geliyor geldi. Şu an burada. Buradayım. Efe Philips ev ürünlerinin katlarıyla sunduğumuz Teras Nuar'ın bu haftaki konuğu. Sevgili Taner dostumuz. Ölmez. Taner Ölmez. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoş geldin Taner. Hoş buldum. Hoş çok geldin, mutluyum burada olduğum için. Keşke daha önce gelebilseydim. Yani bunu ben de buraya gelirken düşündüm. Taner niye daha önce gelmedi? Değil mi? Evet. Çünkü muhtemelen gelmez diye düşündük biz. Saçmalama ya. gelirim. Ya yerini buluyor. Bugüne kısmetmiş abi. Hep öyle düşünüyoruz. Bu sezon birkaç kere daha geleyim istiyorsan şey yapalım. Ay gel. Barabar olarak gelelim. Barabar olarak da bekliyorum. Barabar gelin. Kesinlikle. Barabar gelelim tamam. Serkan'ı da getireyim o zaman. Evet. Tamam. Fırat'ı da getir. Tabii. Üçlü herkesi gezeceğiz. Getir. Tamam. Yalnızca özel bir konuk değil, özel bir günde de bizle Taner Efendi. Evet ya, şu Cumhuriyet Bayramımızı bir gönül rahatlığıyla kutlayalım coşkuyla. Şurada. Coşkuyla. Coşkuyla kutlayalım. Efendim, sizin hepimiz duygularımızı söyleyelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanı olan, her gün değerini daha iyi anladığımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. Nice yüzyıllara hep beraber. Nice yüzyıllara. Nice yüzyıllara gerçekten öyle yani evet. Özellikle bu dönemde de yani aslında her dönemde adım adım sanki gerçekten böyle Cumhuriyet'in ne kadar kıymetli olduğunu evet. Daha çok anlıyoruz yani. Kesinlikle. Resmen yaşıyoruz. Bunu sürekli hatırlamak ve hatırlatmak mecburiyetindeyiz birbirimize gibi hissediyorum. Ve atamızın ne kadar önemli, ne kadar değerli bir insan olduğunu tekrardan kesinlikle öyle. İnanılmaz bir vizyoner. Ya böyle bir vizyon olabilir mi arkadaş? Hele ki o dönemde kesinlikle. İnanılmaz işler yapmış gerçekten. Evet. Saygıyla anıyoruz evet. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını nice yüzyıllara. Nice yüzyıllara. Nice yüzyıllara. Efendim. Ben bugün Taner'in saçlarını çok beğendim. Evet, gelir gelmez İnanılmaz. Söylediğin şey. İnanılmaz iyi görünüyor. Hiç saçları. Özel bir şey yapmadım ama onu söyleyeyim. Yıka ve çık. Her zaman iyi görünüyor saçların. Bugün belki seni uzun zamandır görmediğim için. Olabilir ama bazen öyle değil ya. Kendine uyruk bir şey yani. Kendine ne... Kendi şeyi var. Başına buyruk. Başına buyruk abi. Buyruk. Bağımsız lüleler. İnanılmaz. Şey olmuyor. Şekil almıyor mesela. İnce telli olduğu için. Ya o kendi istediğini yapacak. Kendi şeklini verecek ya da... Hiçbir zaman olmayacak. Düz böyle saçma sapan bir şey de olabiliyor. Yani ben arkadaşlarımın saçlarına çok ilgilenen bir bireyimdir. Aynen. O yüzden sana söylediğimde bana güven, saçların çok iyi görünüyor. Tamam, teşekkür kesinlikle. Ederim. Hele böyle bir de hafif bir esinti de geliyor bu taraftan böyle iyice. Güzel bir dalgalanıyor. Çok hoşuma gidiyor. Tamam. Şu esinti de çok hoş gerçekten. Ay, utan. Allah'ım bu nasıl bir ürün ya? Çocuğun üstüne ürün yani. Ya dedim ki. Buyurunuz. Esinti gerçekten efendim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir hava temizleyicimiz var. Philips hava temizleyici. Virüslerin %99.97'sini yok ediyor ya. Evet, aynen. Aynen öyle. Bütün sezon bizde olacak bu arkadaşımız. Ona da teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve biz bu diziyi konuşmaya doyamıyoruz. Doyamıyoruz. Belli ki. Bir dakika. Aa tamam sen söyle ben de bir şey söyleyeceğim. Önce ben söyleyeceğim. Tamam söyle. Bakın arkadaşlar burada kim bunun farkında bilmiyorum. Burada ender görülen bir doğa olayı yaşanıyor şu an. Burada şu an mini bir Medcezir reunion'ı var. Ha evet. Bravo. Burada bir olay yaşanıyor. Doğru. Bunu doğru. Konuşmadan edemeyiz. Evet ya. Lütfen. Ne güzeldi. Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Böyle bir yani ben hakikaten merak ediyorum. Geldi bu kadar aklıma geldi. Geldi mi? Geldi tabii canım. Geldi. Bu kadar ikonik bir şeyin bir parçasısınız senelerdir. Sizi de çok fazla bir arada bir programda falan görmedik değil mi? Hepinizi birden ya da hiç. Keşke olsa öyle bir şey ya. Gerçekten olabilir. Nasıl hissediyorsunuz? Abi olmasın. Yıllar çok oldu yani üstünden yıllar geçti. Ama çok güzel hatırlıyorum ya. Çok güzeldi yani şey setin uzaklığı dışında çok uzak bir yerdeydi. Evet Tuzla'daydı. Evet. Onun dışında çok hatta keyifli. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Siz Çağatay'la orada artık yani gidip gelmemek için yolları. Aha. Orada bir ev mi tutmuştunuz? Orada mı kalıyordunuz? Medcezir'deki ana evin hemen karşısında bir ev kiraladık evet, abi. Gerçekten evet, abi. Tecrübesizlik ya. İlk proje başlarken şey dedik ya daha fazla çalışma zamanımız olur işte daha az yolda vakit geçiririz. Sürekli buraya gidip geleceğiz. Bu yol bize problem olur gel ev tutalım. Kim söyledi bunu bilmiyorum ama ikimiz de buna inandık. Sonra maalesef sete çok yakın bir ev tuttuk ve sürekli set kamyonlarını görür olduk. Abi setten çıkmıyormuş gibi hissediyoruz.
Bir yerden sonra hakikaten o bize böyle afakanlar basmaya başladı yani. Ya yarım saat bile olsa setten uzaklaşmak, eve yani gidip... Evet, çünkü hani Tuzla'da başka bir yerde tutabilirdiniz. Ya. Merak etme, zaten o ev inanılmaz kısa sürdü. Biz pişmanlığımızı emlakçıya anlattık. Dedik ki abi sen bu evi başkasına ver, biz hiçbir şey istemiyoruz senden. Gerçekten. Abi biz gelip... Evet abi, bıraktık evi, çıktık, kaçtık yani. Öyle çıktınız. Kaçtık, evet. Okey. Güzel bir siteydi, emeklilerin olduğu. Bizi genelde okey'e çağırıyorlardı. Sessiz. Gerçekten. Evet, sen haberin yok muydu bundan? Hayır, ben öyle bir ev tuttuklarının haberim biliyordum. Vardı. Ha. Evet. Çok uzun sürmedi zaten. Ama anladım, çok kısa sürmüş. Birkaç, bunu ben şu an öğrendim. Yani. Ha, öyle mi? Tabii. Hani onların o pişmanlığından haberin yoktu. Hayır, ama. Hayır, pişmanlığından yok, biz gizledik, içimizde yoktu. Şey yaptık. Kimseye yansıtmadık. Çünkü evet, yansıtmamışlar belli ki. Yani. Sanki öyle bir mucizevi bir çözüm bulmuşlar da sonra... Vazgeçince de kimseye söylemeden böyle evet, çok çaktırmamışlar. Abi evet, çünkü hakikaten evin balkonundan direkt Medcezir evi görünüyordu yani. Ben evet işte hadi yani. Diyordum Çağatay, geldiler diyordum, çıkabiliriz artık falan yani. Evet, evet, iyice içine girmişsiniz yani. İlk zamanlar evet, de sonrasında yaptığımızın hata olduğunu anladık, kaçtık. Ama çok güzel günlerdi. Çok biz, güzeldi. Abi hiç böyle negatif bir şey olduğunu ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum ve ben mesela... Sonraki tüm setlerimin öyle geçeceğini düşünmüştüm. Mesela bana öyle bir şey oldu. Yani geriye dönüp baktığımda o kadar güzel vakit geçirmişiz ki orada evet. Hep beraber. Yani çünkü bir yani bir hakikaten altın koy diye bir yerde biz sanki hep beraber orada bir şeyler yaşıyormuşuz falan gibi. Yani bir duygu vardı. Yani herkesle çok yakın arkadaş oldu. Hı hı. O zamandan beri devam eden arkadaşlıklar bunlar. Sonraki yani tabii ki hani diğer setler kötüydü, berbattı demek istemiyorum. Öyle bir şey demiyorum ama o ruhu yakalamak çok kolay değilmiş. Özel galiba. Özel bir şey yani. Sizin için yani. Evet. Evet evet, ekip çok iyiydi. Ali Bilgin, Semih Bağcı, onlar çok tatlılardı. Evet. Çok da hızlılardı aslında. Çok hızlılardı. Biz bilmiyorduk ya, işte. İlk işlerimiz olduğu için. Full. Evet. Ha, bir de kalabalık sahnelere mesela... Ali haydi aslanlarım diye saldırıyordu yani. Gerçekten. Yani wow. Bitmez denilen işler hemen bitiyordu. Evet. Ya çünkü her bölüm iki tane parti, herkesin olduğu işte herkesin Zahide birbirine bir bakışıyla ateşe ettiği şeyler. Biri wow. Kaçırılıyor, biri vuruluyor, o oluyor. Bir şey. Ya sürekli böyleyiz ve hep beraberiz yani. Ve evet, çok hızlı güzel çekiliyordu. Ya. Çok keyifliydi. Şey, bu Friends Reunion'ında Matthew Perry o şeyi şöyle açıklıyor. O kadar özel bir şeyin içinde bulunup devam etmeyi sonrasında hayatına başka işlerde. Diyor ki şunu bilirdin. Bir partide, bir toplantıda o diziden yani Friends'ten bahsediyor. Biriyle karşılaştığında oraya birlikte geldiğin insanlardan özür dilersin. Dersin ki kusura bakma, ben bugün bu kişiyle konuşacağım. Çünkü o özel bir akşam olacaktır. Onunla özel bir bağın vardır deyip bu hayatımız boyunca böyle sürecek bir şeydi diyor. Ve bence de çok kıymetli yani bir referans noktasının insanın. Bu kadar ikonik ve güzel bir şey olması da muhteşem. Ellerinize sağlık. Güzel bir evet, şey. Teşekkür ederiz. Vallahi ben arada karşılaşıyorum. O dönemki çocuklarla, şimdi kocaman oldular tabii. Evet. Abi diyor, biz diyor o diziyle büyüyorduk. Evet. O da işte atıyorum o dönem askerdim abi ben. İşte bütün tabur ya da işte bütün koğuş neyse. Aha. Biz diyor sadece diyor Medcezir açıp izlerdik. Çok evet. Güzeldi, çok güzeldi deyip duruyorlar. Yani benim için de bıraktığı hissiyat yıllar sonra da aynen... Onlarla aynı kesinlikle yani. Kesinlikle benim çok için de öyle. Ve çok uzun zaman geçtiğini de o yüzden de anlamıyor insan. Tabii. Evet. Çünkü his sürüyor devam değil mi? Ediyor. Evet. Medcezir'in 10. yılı kutlu olsun. Geçen de değil mi? Aa, doğru öyle bir... Öyle bir şey vardı. Bravo. Bravo vardı. Evet. Evet. Bir şey soracağım. Buyurun. Nasıl gidiyor babalık? Çok güzel. Gerçekten. Evet abi. Muhteşem bir baba gibi görünüyorsun. Öylesin de biliyoruz. Ya şöyle... Ece'ye de buradan selam söyleyelim. Ececiğim. Selamlar. Zeyno'yu da öpelim. Öpelim. Şey yaratılana gelmeden abi şunu biz çok konuştuk. Sana mutlaka da sormak istedik. Bu nasıl soracağımı da tam bilmiyorum ama aşırı genç ve şey görünüyorsun ya ve oynadığın roller de aslında biraz bununla alakalı oluyor. Yani burada da mesela Ziya da öyle bir şey. Üniversite. Evet, yine evet. Üniversite. Talebeyim yani. Talebesin. Bir prodigy yani alttan gelen böyle falan filan. Tabii ki fiziksel görünüşünden öte sen o enerjiyi çok iyi oynuyorsun ve geçiriyorsun. Teşekkür ederim. Peki şunu merak ettik. Baba olunca. Yani şu. Çok şunu sormak istemiyoruz klişe. Sor, istediğin ne varsa sor. Yok yok, şu yani oyunculuğa bakışın da değişti mi falan gibi bir soru, o değil sordum. Yani gerçekten yaklaşımın
bir rol geldiğinde bakışın, onu oynama şekline, oradan aldıkların bir fark yarattı mı? Ya bak, bunu bu soruyu yıllar önce bir tane bir abime söylemiştim, oyuncu. İsmini söyleyeyim hadi. Söyle. Bülent İnal. Okey. Tamam mı? Evet. Bülent İnal'la bir gün böyle konuşuyorduk sette. Bana şey dedi. Ya dedi Taner dedi. Ben dedi hiç dedi ağlayamazdım dedi. Hmm. Hayatta dedi ağlayamazdım dedi. Çok zorlanırdım ve olmaz dedi. Hmm. Çınar doğduktan sonra doğduğu gün ertesi gün bana bir şey oldu dedi. Artık dedi durup dururken ağlayabiliyorum dedi. Ve dedi ha, bir şey oldu bana dedi. Ve dedi işte o onu duyu belleğini buraya buralara getiriyor. Oğlunu hatırlıyor. Oğluyla artık bir şey kuruyor. Ağlatıyor kendini. Ben de onun söylediğinin üstüne bende öyle bir şey olmadı açıkçası. Denedim biliyor musun bunu çünkü? denedim yani. Aha. Ama öyle bir şey olmadı bende. Ben kızımı hiç şey yapamadım yani. Role alet edemedim yani. Ama ne değişti dersen ya biraz artık korkularım olmaya başladı abi. Hem kendimden korkuyorum hem de aileden korkuyorum yani eşime ya da işte kızıma. Onlardan daha fazla korkmaya başladım. Yani mesela ben motor kullanırdım. Şimdi motoru eskiden 10 üzerinden 8 kullanıyorsam 2'ye 1'e düştü. Yarın öbür gün belki yolcu olacak. Bilmiyorum ama yani artık biraz daha bende böyle bir alttan alta, içten içe böyle bir korkular gelmeye başladı açıkçası yani. Bunu hep söyler bebeğler. Aynı onu diyecektim. Yani şey, yakın zamanda böyle etrafımda böyle yakın arkadaşlarımın birçoğu çok kısa aralıklarla anne baba oldular. Ve yani çoğu, yani hepsinin söylediği şey bu, gerçekten korku yani sevdikleri için korku hissini, endişeyi daha çok yaşarmış. Çok normal tabii ki yani. Ya en belirgin o. Değil mi? Evet, kendinden abi. Daha çok sevdiğin birisi var. Var. Evet. Ve çok tatlı. Çok yani nasıl? çok. Bir de 18-19 aylık olunca hep derlerdi yani. Ya çocuk doğdu. Abi çok güzel, çok güzel diyordum. Yok abi işte biraz 18-19 aylık. İşte 2 yaşına gelsin sen o zaman gör. 3'e gelsin sen o zaman gör. Şimdi gerçekten yani doğru söylüyorlar. O çocuk hareket etmeye başladıktan sonra 18 aylarda işte 17. aylarda abi inanılmaz tatlı bir şey oluyor. Yani çok tatlı. İletişim gelişiyor. Artık tabii. Yavaş yavaş seni anlıyor. Mesela bu bardağı alsın şurasına vursun. Ne oldu kızım? Tabii değil mi? Böyle bir mesele. Ya öpüyor. Çok ciddi, acayip tatlı bir şey oldu ya. Of, birinin hayatının çok uzun bir zamanına şahit olmak ne kadar ilginç bir şey ya. Yani evet. İnanılmaz bir bölümünü görüyorsun yani. Evet yani çünkü hani şimdi böyle sen anlatırken hani yani çok fazla şey insanın gözünün önünden geçiyor yani. İşte Ece'yle konuştuğumuz şeyler ayrı, Taner'le ayrı, her şey çok çok garip bir şey ya. Ben şimdi dışarıda şeye sordum. Ne yapıyor dedim ya şey, bebiş iyi mi falan. Direkt böyle dedi. Annene babana çok şey borçlusun. Hayır sen... Bunu ne dedi? Bunu söyle. Ama sen şey dedi, bizimkinde uyku problemi var. Yani uykudu çok, uyanıyor yani. Gece 12'de uyanıyor, 2'de uyanıyor falan. Ben de öyleydim dedi. Ben de öyle. Ben de onun üzerine dedim ki ya çok şey borçlusun yani. Tabii abi çok çıldırıyordu bizi. Gecenin dördünde uyanan bebek yani. Büyük... Çok zorluyor insanı ya. Gerçekten. Evet yani. Neyse, bilenler yorumlara yazsın. Yazsınlar. Bakalım ne oluyormuş? Anne evet. Babalar neler yaşıyor? Yazınız efendim. Abi vallahi çok Erkan'la da konuştuk ve onunla da bahsettik. O tadı da evet, damağımızda kaldı. Evet, şimdi benim itirafım var. Buyurun. Erkan geldiğinde ben diziyi izlememiştim arkadaşlar. Bu şeyi söyleyeyim de o yüzden böyle çok girememiştim. Şimdi bütün bölümleri izledim ve çok beğendim. Bayıldım diziye. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Çağan'ı da, Erkan'ı da, bütün ekibi ayrı ayrı tebrik ederim. Gerçekten çok beğendim. Buyurun devam edebilirsiniz. Yani bu gerçekten böyle biliyoruz zaten çok uzun bir rüyası olduğunu Çağan Hoca'nın bu hani uzun 12-13 yıllık bir hikaye bu. Hayal ettiği hikaye ama daha öncesinde bunu 13 yıl önce diyelim bunu film senaryosu olarak yazmış. Yes, yani aynen. Dizi değil. Öyle mi? Evet bu film senaryosuymuş. Hiç olmamış, çekmemişler, çekememişler bir şeyler olmuş. Bence iyi ki de olmamış. Ben de. Çünkü bize kısmet oldu. Evet. Dizi 8 bölümlük bir dizi haline getirmişler. Netflix ekibiyle beraber.
Yani ben okuduğum andan itibaren çok da yorgun bir dönemdeydim abi. İstanbul'da da değildim. Çok da böyle iş yapmak istediğim bir dönemde de değildim ondan sonra. Ama okur okumaz hemen olmak istiyorum dedim bu işin içinde. Ha, direkt o kancayı attı sana değil mi? Hemen attı. Çünkü ya bir daha nereden böyle bir fantastik hikayenin içinde olacağım kesinlikle. Ki? Ya Türkiye'de bu işler zaten çok az yapılıyor. Ya bir Frankenstein hikayesi böyle fantastik bir hikaye. Dedim ki yani Taner çok yorgunsun istemiyorum ama bunu da yapmayacaksan artık topla pılını pırtını git yani. Kesinlikle doğru karar vermişsin. O yüzden hemen acil bir şekilde okur okumaz ertesi gün basılı kağıt halini, PDF halini istedim. Bilgisayardan okuyunca uykum geliyor, işte dağılıyorum. Ondan sonra başka şeyler aklıma geliyor, bir şeyler oluyor. İşte orada bir şeylere giriyorum, ediyorum. O yüzden böyle kağıt yazılı bir şekilde, basılı bir halde okuyunca daha fazla konsantre oluyorum. Hem çizebiliyorum, edebiliyorum. Hemen istedim. Birkaç saat içinde şehir dışında bir otel odasına getirdiler. Bıraktılar, özel anlaşmalar yapıp bir şeyler falan. Neyse, gelir gelmez bir daha abi böyle kağıttan okumaya başladım. Yani ertesi gün zaten ben bu işin içinde olmak istiyorum. Evet. Eğer karşı taraf okeyse benim gönlüm var sizde. Allah'ın emri, peygamberin kalbiyle ben bu çocuğu istiyorum sizden dedim. Müthiş. Sonunda da... Erkan'la oynayacağını biliyor muydun o zaman? Belli miydi yani Erkan'ın olacağını? Yani emin değilim ama galiba... Bahsediliyordu. Yani kimle görüşüyoruz? Erkan'la görüşüyoruz. Aa çok güzel. Bunları hatırlıyorum sanki. Çünkü çok o zaman oldu. Çok zaman geçmiş. Neredeyse peki, 2 sene olacak yani. Demin seninle konuştuğumuz şeyi de yani aslında benim ilgimi çeken de bir şey o. Şimdi çok kısa süre içinde aslında iki doktor oynadın. Evet. İkisi de aslında evet, doğru. Yani özel insanlar. Yani evet. Yetenekli ve bu konuda böyle çok adanmış iki karakteri oynadın. Evet. Çok kısa zamanlar içerisinde. Evet. Ve bence senin bu konuda iyi bir açıklaman ve yani ben çünkü açıkçası Mucize Doktor'un tamamını izlememiştim. Evet. O yüzden böyle benim izlediğim Taner bu Ziya karakteri bana çok çok iyi geldi. Okay. Sen bu konuyla ilgili ne hissediyorsun? Yani iki doktoru arka arkaya oynamış olmak mesela sende nasıl bir his uyandırıyor? Keşke arada başka şeyler olsaydı iyi olurdu açıkçası. Ama benim... çok zaman yani yayında bayağı bir zaman geçmiş olsun ama ben çok fazla iş yapan birisi değilim ki. Doğru. Ben çok az iş yapıyorum yani. Genelde hep bekliyorum güzel iş gelmesini. O yüzden çok da güzel iş olmayınca da iş yapmıyorum ben. Yani Medcezir'den sonra da 2 sene durdum. Ondan sonra yine bu doktor Mucize Doktor'dan sonra da televizyon hala iş yapmadım. Yani keşke arada başka şeyler olsaydı diyebilirim. Onu söyleyebilirim. Şimdi ikisi de doktor. İkisi de Mucize Doktor'da oynadığım karakter Ali Vefa otizmliydi. Evet. Ama savant sendromuydu. Yani o bir tıpta prof seviyede kafası çalışıyordu. Yani bu savant sendromu zaten budur abi. Otizm bir yelpazedir ya da işte şöyle anlatayım herkesin anlayabilmesi için bedendir diyelim. Small var, medium var, large var, x large var. Bunlar otizmin hangi seviyede olduğunu sana diyelim ki karşımızda bir otizmli bir birey var. O small ya da medium ya da ileri seviyede x large diyebilirim yani. Örnek olarak veriyorum sadece. Bir de savant sendromu var. Bu bambaşka bir seviyede. Burada mesela bu savant sendromlu kişi diyelim ki kafayı matematiğe takmış olsun. Matematik konusunda prof oluyor. Yani örneğin Rayman. Diyelim ki hayvanlara, ineklere kafayı takmış olsun. İnekler konusunda profesyonel. Yani sağlama. Onların böyle bununla ilgili de bir film de var zaten. Bir savant sendromlu bireyin bir filmi var. Şimdi ismini hatırlayamıyordum. Yani ne olursa bisiklet olsun bisiklete kafayı takıyorlar. Spesifik yani bir konuda inanılmaz hakim oluyor. Şimdi eksesif bir şey gösteriyor. Aynen. İnanılmaz ama yani. Şimdi bu savant sendromlar ne konuyu seçmişlerse, ne konuda kafalarını takmışlarsa o konuda proflar. Tamam mı? İnanılmaz derecede. Şimdi Ali Vefa bir cerrahtı ve kafayı tıp cerrahlığa takmıştı. İnsan anatomisine yani. Burada da
Bizim Ziya'mız da aynı şekilde ölüme takmış kafayı. Tamam evet ama tıp fakültesinde öğrenci yine doktor olmak isteyen bir birey. Ve bence o da savant sendromlu. Yani asıl problem, asıl benzeyen yerleri, en çok benzeyen yerleri burası. Şimdi bakın bir detay var. Şey diyor ki mesela 3. bölüm ya da 4. bölümde, tamam spoiler falan veriyorum ama ben geçmiş olsun yani bunları. Ben yayınlanmış olduğu için veriyorum, oğlu veriyorum. Bir bölümde diyor ki mesela İhsan Hoca'ya, benim karakter Erkan'a diyor ki işte kitabı diyor sakladım diyor. Kitap yaklaşık bu kalınlıkta abi. Tamam mı? Erkan'ı uyutup kitabı okumuş. Yaklaşık 2-3 saati var. 3 saatte o kalınlıkta bir kitabı okuyup hafızasına kaydediyor. Sonra da gömüyor. Bu normal mi abi? Evet, kesinlikle. Savant sendromlu çocuk yani. O da otizmin bir kolu. Yani kafayı ölüme takmış, doğuma takmış. Kesinlikle. Acayip derecede hasta bir şey yani. Bir travma da yaşamış. Evet, yani. Annesinin tabii. Ölümünden sonra birazcık da. Yani sence yani bu bir not olarak sana söylenmiş miydi bu karakterle ilgili? Yoksa sen bildiğin... Açık açık ortada. Ha tamam, bu açık böyle açık. Yorumlayıp böyle şey yaptın o zaman. Abi bunun... Yani çünkü bak, fantastik bir iş bir şey olduğu var. İçin, fantastik bir şey olduğu için o dünyada onu öyle de kabul edebiliriz. Ama sende böyle bilgiler olduğu için... Direkt buna savant sendromu diyebiliyorsun. Ben ismini koyuyorum ama sen ismini bilmesen de bunu oynamak zorundasın zaten. Okey, anladım. Yani çünkü kafayı tamamıyla şeye takmış, başka hiçbir şeyi düşünmüyor ve hiçbir şeyin önemi yok. Müthiş bir kibir kazanı çocuk. İnanılmaz kibirli. Ya kazan yani. Nefret ettim Ziya'dan. Yani kibir. Hiç sevmedim. Kibir, ben de sevmedim canım. Yani şey olarak sevmiyorum. Ya, yaptıklarını asla yapmam yani. Kibir bu arada çok önemli değil mi yani burada? Gerçekten bir kesinlikle. Sınırı geçmek için o kibirin de olması gerekiyor bir noktada hani. Yani ona meydan okuyacak. Yani şunu diyor ya adam. Katılıyorum bence Sile. Yani diyor ki bakın siz var olmuş yöntemlerle hali hazırda bildiğimiz şeylerle eften püften çareler üretmeye çalışıyoruz. Bizim ölüme savaş açmamız lazım. Yani çok ileri götürüyor şeyi. Evet. Ve o da onu bir kadere sürüklüyor. Evet. Ama gerçekten bir yani çok argos hocam. Bir manyaklığın olmazsa da böyle bir şeye kalkışmazsın. Evet. Evet. Kalkışmaz. Ama etrafındaki herkesi zehirliyor. Yani ailesine de, orası da ayrı. Ailesine konu. De babasına da saygısızlık ediyor bu evet. Konuda. Gerektiğinde lafını söylüyor. Ve karşısındaki kız Asiye karakteri gelip Ziya'ya ya git özür dile demese babasından özür dilemeyecek. Aynen. Evet. Yani ben açıkçası annesinin ölümünde de ben annesinin ölümünü üzüldüğünü düşünüyorum ama bir taraftan da ben ölümün olmaması gerektiği onu da düşündüğünü düşünüyorum. Evet, oradan bir şey çıkarmak gibi bir şey de tabii. Oluyor yani. Ya çok fazlasıyla bencil, fazlasıyla kibirli, yani kötüye çok çok ama çok yakın, tamam evet. Mı? Ne kadar evet. iyi gibi işlense de hani böyle ne kadar hani böyle hani onu mecbur hani. Bu yol onu oraya itti desek de hayır abi yani. Bir de bence orada senin oynuyor olman avantajı var şöyle. Sen çok sevimli bir insansın. Yani aynen. Senin ekran personan sevimli. Dolayısıyla sen aslında irite edecek birini oynasan da sevimli kılabiliyorsun oynadığın şeyi. Yani belki başka biri oynasa daha sert ve böyle hani iyice nefret edeceğiz. Evet iyice böyle hani ama o da olmaz, çalışmaz. O yüzden bence böyle çok doğru bir çizgide, iyi bir sınırda izliyoruz yani Ziya'yı. Çünkü şey, zor bir şey yani aslında. Çok kibirli, çok rahatsız edici, insanları zorlayan, o İhsan'ın burnundan neler yaptı o çok adama. Çok hoş bir de şey. Şey çok hoş yani onu bir şeyle yapıyor adam. Yani sen onu çok iyi vermişsin abi. Kibri ve gerçekten boyundan çok büyük işlere kalkışma şeyi var, eğilimi. Ama içinden de bir şey geliyor abi. Yani onu sen çok güzel yansıtmışsın. Gerçekten içgüdüsel bir yerden. Yani ortalığı ayağa kaydı. Ne oyunlar oynuyor, kitabı gömüyor, uyutuyor adamı. Yani böyle hocam dediği adamı bir sabah bir uyanıyorsun. Bana bak biz falan diye böyle. Evet. Hani orada böyle şey çok iyi bir an. Erkan şey diyor sana.
onu da mı okudun gibi bir şey söyledi. Her şeyi o, her şeyi atmetmiş yani. Gerçekten biz de burada tebrik etmiş olalım seni. Teşekkür yani. Ederim. Evet. Çok boyutlu, harika bir performans göstermişsin. Teşekkür. Ya benim de zaten bu hoşuma gitti açıkçası. Hı-hı. Yani bu karakterin böyle kibirli olması çok hoşuma gitti. Ben böyle bizim Çağan'la bir cümlemiz vardı. Dizide de benim söylediğim bir cümle. Benim karakteri bulmama da aslında o cümleye yardımcı oldu. Kan sıcak akmalı diyor Ziya. Hı-hı. Ama onu kan sıcak akmalı hocam diye söylüyor. Yani herhangi bir replik olarak böyle bir nötr bir şekilde değil. Onu böyle keyif alarak. Yani. Kan sıcak akmalı hocam diyor. Evet. Yani gidip canlı birilerinden artık bir şeyler mi yapmalıyız yani? Hı-hı. Adam uçuk seviyede yani. Onu hayal ediyor yani. Ya Ziya hayatına girmese herhalde İhsan o şekilde hayvanları devam tatlı tatlı yani. Hayvanları şey yapacak, deneyler yapacak. Deneyler yapacak. Müzevi bir hale gelmiş. Müzevi bir hayatı takılıyor. Var zaten. Evet, takılıyor. Evet, daha başında. İşte şey neydi hoca, çorbacı abinin adı baba. Hilmi baba mıydı? Neydi şey Zuvan'ın oynadı. Evet. O oraya gidiyor, çorbası içiyor, şarabını içiyor. Öyle bir hayatı evet, vardı. Evet. Yani bilmiyorum, müthiş bir ikili olmuş yani. Olmuş o yani. Şeydeki adamın bir zamanlar, İhsan'ın bir zamanlar olduğu idealist insanı da tekrar dürtüklüyor varlığı. Yani o çok acayip bir şey. Ve bunun farkında da. Evet. Ya bazen olur ya böyle abi. Mesela şeyde de olur ya, küçük birini görürsün 20 yaşlarında falan. Benzetirsin kendine. Hı-hı. Halini, tavrını, mesleğine yaklaşımını. Hı-hı. O seni hem yaralar hem de mutlu eder. Mutlu eder çünkü bak, seversin onu yani. Direkt kalın kaynar. Bir yandan da hüzünlenirsin. O sana başka bir sürü ihtimali hatırlatır. Evet. Hayatının gidebileceği. Çok acıklı. Ve o belki onlardan birine gidecek. Evet. Yani senin gidemediğin. O belki onu becerecek yani. Evet. Onu çok güzel vermişsiniz. Ya, yani hakikaten şey de çok hoşuma gitmişti benim. İhsan girdiğinde bir hürmet gösteriyorlar ya buna okula. Evet. Evet. Bir sürgün olmasına rağmen belli ki onun fanları var orada yani. Evet. Yani dilden dile anlatılıyor. Anlatılıyor yani. Sana kadar geliyor yani. Tabii. Yani şeydeki tıp okuldaki, mektepteki en değerli hoca aslında bakarsan İhsan hocaymış. Evet. Abi şeye sürgün edilmiş. Benzettim. Okullar, üniversitelerde de bizde de doğru bilmem kim varmış. Hı hı. Konuşulur, o bir efsanedir. Evet. Abi işte bilmem kim varmış, bir oynamış, işte böyle bütün jüri ayağa kalkıp alkışlamış hani vardır. O bir efsane, efsanedir. Onu da çok hatırlat, o motifi hayattaki bana çok hatırlattı. Yani bir daha bir şöyle bir şey merak ediyoruz. Sana çok sormak istedik yine bunu da. Eyvallah, müthiş bir potansiyeli var Ziya'nın. İnanılmaz, kibrine rağmen vizyoner bir insan. Fakat abi kibrin ve insanın kendini ve çevresindeki zehirliyor çevresini dedin ya. Çevresini de zorlamasının bir sınırı var. Yani bir noktada artık birilerine ve kendine kötülük yapmaya da başlayabiliyorsun. Bu illa art niyetten bahsetmiyorum. Zarar verebiliyorsun. Mesleki olarak senin kendine oyunculukla ilgili bu tarz koyduğun bir sınır var mı? Mesela bunu konuşurken Meriç şeyden örnek vermişti. Jim Carrey'den. Charlie Kaufman'da. Doğru. Aynen öyle. Yani evet. Şimdi o efsane. Ay'daki Man on the Moon'da işte böyle çıldırmış. Andy Kaufman'ı mı oynuyordu? Andy Kaufman oynadığı şeyde. Herkese zulmetmiş sette aslında yani. İnsanlar gitsin istemiş, gitsin istemiş. Yönetmeni çağırır mısın falan. Şimdi bu böyle güzel bir efsane. Bir de o sete sor onu yani. Anladın mı? Settekiler yani zulüm görmüş. Ya ben bunu... Düşünüyor musun bunu hiç? Abi bunu Müslüm filmini çekerken bu hikayeler olmuştu. O zamanlar o Andy Kaufman'ı oynamıştı. İşte o film o zaman çekilmişti. Ben bunu o zamanlar şeye düşünmüştüm. Acaba Timuçin Esen de şu anda onun metodunu mu uyguluyor diye düşünmüştüm bir ara. Çünkü Timuçin abiyle, çünkü ben abi kardeşi oynuyordum orada. Yaklaşık 6 saat aynı sahnede iki tane çıkırık taburede iki kişilik sahnede 6-7 saat geçirdik ve çok fazla konuşmadık. Çok az iletişim bulunduk birbirimize. Acaba dedim, ulan dedim, o da çok tazeydi de bilgi. Bu dedim bir metot mu uyguluyor falan diye düşünmüştüm. Sonra hatta Timuçin deme buna, abi de falan diye. Evet, öyle şeyler düşünmüştüm. Abi, bazı yerlerde, bazı sahnelerde bir şeyler yaptığım oluyor. Bu da ne oluyor?
goy goy yapmıyorum. Normalde çok goy goycuyumdur. Ekiple sürekli birbirlerine şakalar. İşte dokunurum, ederim. Dokunma özelliğim var zaten. Dokunurum birbirine. Abi yani bazı yerlerde, bazı sahnelerde gudubet olabiliyorum. Evet, kimseyle konuşmayayım falan böyle. Önüme dürüm şey yapabiliyorum. Hani o ara böyle bir negatif bir şeyim de oluyor açıkçası. Ama yani o da seçilmiş sahnelerde yapıyorum sadece. Okay. Bu normal canım. Bu tabii zaten canım. Olması gereken ha. Bir şey. O kadar. Ama filmin genelinde yani atıyorum işte o karakterle yaşayıp film bitene kadar ben işte neyi oynuyorsam oyum falan deyip. Peki demek, mesela yapmadın. Ama mesela hiç sence yapma ihtimalin olur mu? Yani öyle bir şey oyun yani. Aynen. Bu sınır sence aşılabilir bir sınır mı senin için yani? Ben mesela kendimi öyle düşünemiyorum. Gülerim diyorsun değil mi? Yani gülerim yani şey yapamam. Yani ama o da gibi. Çok ilginç bir kafa çünkü nasıl bir yani zihin şeyine giriyorsun düşünsene. Hani tamamen hani evet ben şu anda işte Marie Antoinette'im ve falan. Oppenheimer'ım ben falan. Öyle, öyle yaşamak yani. Ya bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bence de değil. Bence de. Kültürel de bir. Biraz Amerika ya orada şöyle bir şey var bu arada bence abi. Bu Amerika menşeli bir metot ya. Evet. Ve böyle abi Amerikalıların genel olarak kültürel olarak her şeyi bir projeye dönüştürme eğilimi var. Evet. Dolayısıyla o metot da Amerikan oyuncularına şunu diyor aslında. Bir dakika abi dur. Bunu bir projelendirme. Dur ve hisset. Ha evet. Şimdi biz her şeyi zaten gani gani hisseden insanlar olarak gibi olduğumuz için. Şimdi bir de bizi onu çakınca biz biraz şey oluyoruz hakikaten. Zorlanıyor olabiliriz yani. Hı. Ama Christopher Nolan dese ki gireceksin bu odaya. 8 ay çıkmayacaksın. Çıkma. Yani onun bir benim için sorusu bence o yüzden güzel. Hani bir yer var muhtemelen. Hani orada artık tamam hocam nasıl isterseniz. Evet bütün parçaların birleştiği bir yer var ve böyle hani şey. Orada goy goya son ya falan gibi olabilir yani. Evet ya orada böyle hani, evet ben Mata Hari'yim falan dediğim bir an. Gizli gizli böyle hani sürekli dansöz kıyafetiyle insanları dinliyor. Ya niyeyse böyle Christopher Nolan karşı oğlum Oscar alacaksın diyorum ya. Böyle pazarlık yapıyor ben öyle hocam canlı. Ben de geliyorum odaya. Varım. Buna bağlı olarak bir de şöyle bir şey düşünmüştük. Sence iyilik yapmak mı daha kolay, kötülük yapmak mı? İkisi de kolay. Yani bence ikisi de kolay ya. Ya iyilikten kastımız ne bilmiyorum ama bir sürü şey. Ya çok kolay ya. İyilik yapmak da kolay, kötülük de kolay. Kolay mı gerçekten kolay. Kötülük yapmak? Yani kolay tabii teknik olarak kolay ama yani o zaman hani herkes her ya an kötülük. Ya kişiye göre bir şimdi. Evet evet bizi, tabii ki. Biz kan gördük mü bayılan tipleriz yani. Evet biz, o yüzden diyorum. Biz çok şeyiz yani. Balkon çocuğu gibiyiz. Dışarıda delicesine bir hayat var yani. Çok bazı yerlerde iklimleri birlikte insanlar çok sertleşiyor yani. Evet ama mesela yaptıkları şeylere kötülük demiyorlar ya, bazen. Yani evet. Orada tabii iyiliği ve kötülüğü de tanımlamak lazım. Ona bakarsan Ziya da kötülük yapmıyor güya. Ama yani hani İhsan'ın halini gördük. Evet. İlaçlamış. Ya ben hayırdır birader yani sen burada küçücük adamsın ne yapıyorsun ya yani. Ben Ziya'nın yaptığını asla yapamam ya. Ben işte, onu öyle birisini bırakıp asla gidemem yani. Ay orası çok kötü. Ama, yok gidemem. Bu arkasına bakma diyor koşarken. Evet. Hiç arkana bakma diyor. Sonrasında karşılaşıyor yine hani bir şey yaşıyor hani böyle bir üzülüyor ediyor. Hani bırakmak bırakmamak arasındaki o çelişkiyi yaşıyor. Hı hı. Ama kaçıp gidiyor yine. Evet. Yani bırakıp gidiyor yani. Ben orada da bırakamam. O biz bırakamam son bir şanstı karakterin yani. Evet son bari, bir şanstı. Hani bu pazarda tutsaydım bu adamı al evet. Götür. Bursa'ya mı gidiyorsun, İstanbul'a mı gidiyorsun, nereye gidiyorsan al onu da götür yani. Yani genel olarak aslında insanın babam kötülüğüne... Babam bir şekilde anlar. İnsanın kötülüğüne dair çok güzel bir şey söylüyor. Çünkü hortlak iyi ve insan kötü. Evet, böyle bir şey olur mu? Evet. Olur. Evet. Yani. Ya tabii bir de belki bizim biraz jenerasyonel olarak da abi şöyle bir jenerasyona aitiz ya biz. Hani bunu bir övgü olarak söylemiyorum ama hani... Biz şöyle yetiştik ya biraz. Senin arkadaş grubun, tanıdığın insanlar var. Onların iyiliği, sağlığı, mutluluğu. Bu çok öncelenen bir şeydi bize eğitimimizde ve ailelerden bize geçen şeydi. Kariyerle ilgili veya senin kişisel başarınla ilgili bir gelişme. Eğer o huzuru, çevreni, arkadaşlarını
rahatsız edecek bir şeyse ondan vazgeçerdi. Ha evet. Hmm. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde senin özgürlüğün bitiyor. Aynen. Hmm. Yani sen alıp başını gitmek ayıptır yani. Anladın mı? Hani abi adam gitti yürüdü Amerika'da falan tıp okudu delirdi ama biz paramparça olduk ağlık. Gitmez yani adama ama üzülmesin bizimkiler falan gibi. Şimdi bunu övmüyorum. Ama şu an böyle değil. Bunun hiç olmadığı bir sistem de doğru değil. Bak bu belki çok romantik. Ha, dengesi olmaz. Ama abi o zaman da kralını tanımam. Ya başarı için herkesi sat o zaman yani anladın mı? Bir tane tek bir buluş için, tek bir şey için onlarca insanı mutsuz ediyorsun. Onların hayatında inanılmaz şeylere sebep oluyorsun. Yani iki uç iyilik i̇şte buna kibir mi diyoruz buna? Ya kibir mi yoksa o ortam, o sistem seni biraz da öyle davranmaya mı itiyor? Çünkü dizide o çok güzel abi. Yani Oppenheimer'da da çok güzeldi bu arada. Şimdi bombalar patlıyor. Çünkü her yerde savaş var. Evet. Orada da abi hastalık kaynıyor ortalık. Evet. İnsanlar patır patır ölüyor. Evet. Seni ister istemez o ortam, hele de bir hekimi ekstrem hareketler yapmaya, önlemler almaya itebilir. Evet. Covid'de hamur yaptık hepimiz evde. Yoga yaptık. Yani gerçekten ekstrem şeyimize bak, önlemimize. Ya biz pizzayı fırında bir daha pişiriyorduk dışarıdan. Evet, sirkeli sularla. Çünkü o zaman şunu diyor yani ölüm kalım ya. Yani ve saçmalığına bakmıyorsunuz. Evet, evet evet doğru. 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 Ben biraz öyle gördüm ya, yani. Bu örnek teşekkür ederim. Güzel bir örnek ama tam benim kafamla Ziya ile meç etmiyor açıkçası yani bu. Meç etmeyen kısmı hangisi? Abi yani sen bunu böyle çok böyle hani zor şartlarda yapılmış bir savunma mekanizması gibi bir şeyden böyle bir tatlı bir yerden anlatıyorsun aslında. Ama öyle değil burada. Değil. Burada öyle değil. Burada İhsan'la yaptıklarının dışında öncesinde de çocuğun şeyi ruhsallığı pek yerinde değil bence yani. Yani kafasına koyduğu tek bir şey var abi. Yani bu da işte diyorum ya savant sendromu bakın. Burada yani burada çok gizli gibi görünsün aslında çok açık ortada ya. Ben Mucize Doktor oynadım bu konulara vakıfım diye söylemiyorum. Ya senaryoyu siz de okusaydınız size de gelsin abi. Açık açık görünüyor. Efe yani iki saatte bir kitabı hatim indirip etmiş bir çocuk tamamıyla annesinin mezarından ayrılırken ben bunu bunu bitireceğim. Başaracağım ve geleceğim diyor yani. Evet. Seni senden alanı yani bu alemden kovmaya gidiyorum diyor. Son cümlesi annesinin mezarına gidip bunu söyleyip giden bir çocuk yani pek de korumaya çalışmayalım ya bunu. Yok yok kesinlikle yani, canım. Çocuk ben bence, de motivasyonu böyle izledim yani. Yok ben kesinlikle bu var. Izlerken. Hani ben şey açısından siz buna katılıyorum. O koşullar da hani koşullar yüzünden böyle oluyor demek bence de doğru değil bu arada. Sadece işte bunların birleşimi insan birazcık. Yani şey deniyor ya sosyo, psiko ve biyolojik bir varlık. Yani çevren var. Çok özür dilerim. Tabii lütfen. Madem senin bu söylediğin örneğin üzerine, madem yaşadığın dönemde bir sorun var ve onunla ilgili böyle bir kafayı takmışsın, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsun. Ulan annen senin hastalıktan öldü. Yani o dönemde de çok ciddi hastalıklar var. Evet. Yani salgın hastalıklar. Evet. Sen onunla ilgili bir şey yapmıyorsun ki. Evet. Yani sen başka bir şey. Onunla hiç ilgilenmiyorsun yani. Onunla ilgili hiçbir kafanda bir şey yok. Evet. Senin tek derdin o kitabı kıyamı bulmak ve tekrardan yeni insan yaratabilmek. Evet yani öyle aslında kibirle alakalı yani tamamen kendisi yani. Bir şeyi yaratmak üzerine kurduğu bir şey. Evet. Kafayı taktığı bir şey üzerine davranıyor gerçekten. Yani o çevresindeki etmenler bunların hiçbir şey bence umurunda değil. Tamamıyla kendi o kadar izole diyorsun yani evet aslında abi, şeyinde. Bence öyle yani. Öyle yani. Yani bu benim okuyup bir şey buldum demem değil abi. Bu emin olun siz de okuduğunuzda zaten ilk madde bu gibi bir şey yani. Okey. Evet öyle görünüyor zaten canım. Yani okay. Otizmli bir doktor ama işte savant sendromlu bir doktor ve bu sendromu da kesinlikle ve kesinlikle kafayı ölüye hayat verme. Evet. Tekrardan yeni yaşamı yaratma. Onu kafasına takmış. Onun üzerine yaşıyor. Başka
hiçbir şey görmüyor. Evet, yani yaşamla tek bağı da Asiye gibi bir noktada. Gibi duruyor ama Asiye de mektup yazıyor mu? Yalandan ya, bir şey yazıyor be. Al bunu da gönder diyor yani. Bir de ama seviyor da be Asiye'yi, sevmiyor değil. Ya evet, onu zaten belki çocukluğundan gelen gösteriyor. Bir şey. Tabii. Evet. Yani o ciddi bir Asiye ile zaman geçiriyorlar. Aynı evde büyüyorlar. Evet. Ama ben sevgisinin de çok böyle açıkçası şey olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten yani. Mi? Gerçekten evet abi. Ben bir kere anneyle olan ilişkisini ve babayla olan ilişkisini gördükten sonra benim için zaten film koptu. Hmm. Yani ben direkt odak noktam benim başka bir şey oldu. Ben onun uğruna her şeyi yapmaya hazırdım yani. Hmm. Gerekirse Erkan'ı da öldürebilirdim. Hmm. Yani. Evi yaktı, yıktı ama öncesinde de bunu yapardı. Hmm. Yani. Evet, yapardı. Her şey yapardı. Yapardı. En yakın arkadaşı okulda tanıştığı. Evet. Onu da aynı şekilde yani. Bir yere onu da gömerdi yani. Bu çocuk bence çok tehlikeli çocuk abi, dikkat edin. Vardığımız yani. Strateji de yapmıyor ya, direkt hocasına bunlar yalan dolaş şeyler anlatıyorsunuz tabii, falan. Tabii ilk ders. Şey de yapmıyor. İlk ders onu söylüyor. Ama bilmiyorum, strateji yapıyor ya işte, o kulağın bütün diziyi de anlattık bu arada. Evet, bir o var öyle bir şey ama o da gidiyor adamın yani. Evine. O da cinlik, o da. Evet. Fareyi görünce aklına o geliyor. Onu da dehlemiyor fareyi. Onu da yaparken böyle hep yani, anladın mı yani? Evet evet. Hep böyle bir ateş yanıyor. O zaman yani. Bu çocuk yani iyilik yapmaya çalışırken kötülük yapmıyor. Bu çocuk sadece kendi bir gayesi var. Gayesi çok bencil. Üzerine gidiyor yani. Aynen. Hiçbir kesinlikle. Aslında tıpla mıpla alakası da yok. Ziya. Sözümüz sana ama abi yani yok. İşte çok yine dönmeyelim ama ya da istersen dön. Abi çok büyük bir buluş yapmak için de böyle bir zihin yapısına mı sanki sahip olman gerekiyor. Evet. Yani anladın mı? Evet. Başka türlü yapamazsın abi. Evet. Aman hani çok da şey yapmayalım, tantana çıkarmayalım gibi düşünerek de yok, uçamaz, gidemezsin oralara. Yok, tantana çıkarmayayım diye düşünemezsin. Yani. Taner, şimdi sana evet. 5 tane böyle soru soracağız, tamam mı? Bir kelime. Kısa cevaplar. Evet. Düşünme abi, tek kelime tak cevap. Tak, bam, güm, böyle vuracaksın. Tamam. Tamam. Başlamak ister misin Mert'cim? Ben başlayayım. Evet. Evet, ben başlıyorum. Hadi başla. Taner'cim. Buyur canım. Böreğin kenarından mı yemeği seversin yoksa ortasından mı? Kenarı. Aa. Kıtır yeri ya. Oo. Aynen. Evet. Okey. Teşekkür ederiz. Bu kadar mı? Bu da böyle bir bölüm. Manyağız birisi. Soruymuş değil mi? Bir film olsan hangi tür olurdun? Ben mi filmim? Evet. Biraz hani zihin yapınla falan ilgili olabilir. Ya böyle bir Anadolu şeyi olabilir. Hikayesi, Anadolu polisesi ya da işte atıyorum böyle. Böyle bozkır falan böyle ama okay. Gözümde şeyler canlanıyor yani, böyle dağlar sarı dağ, çok sarı. Bir tek kelime olmadı ama. Buradan Nuri Bilge Ceylan'a bir kere daha. Gözümde canlandı, yemin ediyorum canlandı. Vallahi çok istiyorum, hiç olmadı öyle bir şey ya. Yani böyle sarının böyle çok yoğun olduğu, anladın mı? Dağların okay. Mağların böyle olduğu evet. Bir dönem olabilir, olmaya da bilir ama evet. Anadolu'da geçen, evet. Kesinlikle şehri çok minimumda gördüğümüz, belki de hiç görmediğimiz bir film olabilirim. Eyvallah. Buradan Nuri Bilge Ceylan'a açık bir söz hakkı doğdu. Söz hakkı. Kendisiyle... Ama polisiye olacak bir de. Art ben House Kuru polisi, Anadolu polisiye. İzledim bu arada, aynı kadar iyi bir film. Evet, kendisi de. Bir zamanlar Anadolu'da mesela. Ay, tam güzel. Onu tarif tam ettin. Tam onu tarif yani. Ettin. Tabii. En sevdiğim NBC filmi. Evet, doğru. Çok güzel film gerçekten. Benim. Buyur. Sıra sende. Ha, sıra bende, evet. En sevdiğin yönetmen. Bu şey 8 İlk saat aklıma. Seni odaya atacak olan yönetmen. Evet, 8 aynen, saat artık, seni odaya hani... atıp seni senden bir yani şey çıkaracak. Yani gel, çağırsa gelirim. Hiç ya düşün. Bunu, yabancı. Yabancı değil mi? Hı. Abi yok, benim Türk aklımda tek bir isim var. Erkan da onu söyledi. Hı. Tim Burton. Aa. Evet. Yani ben çok hayal ettim onunla. Bir şey yapmayın. Tim Burton'la Monica Buradan Bellucci'nin abi, Monica Bellucci sevgili olmuş arkadaşlar. Kendilerine bu da çok mutluluklar diliyorum. Tim Burton şu an dünya umurunda değil, öyle söyleyeyim. Bir daha film falan çekmeyebilir. Filmim çekmez. Adam senin işten zıplıyor oğlum. Adam kaç yaşında adam. Böyle ya. Dolaşıyor adam. Yani o bizi helal de... olsun, bayıldım bu çiftte. Yani çünkü daha Monica'yı kaptım sevinci. Yakıştı abi. İnanılmaz çok. Yani. Yakışır.
Bakışçısın tabii canım. Toplar diyoruz. Tim Burton dedim. Evet. Peki. Evet. Tim Burton sana dedi ki. Dedi? Gel dedi, başrolde oynuyorsun filmi. Evet, Allah. Böyle dedi, sarı sarı bir film çekeceğim sana, böyle dağlarda geçiyor. Anadolu polisi. Böyle bir Tim Burton böyle bir kafaya girmiş. Tim Burton'dan bir Anadolu polisi. Aynen, Nuri Bilge Ceylan'la bayağı bir sohbet etmişler. Onun aklına girmiş falan NBC. Tamam demiş, ben de bunu yapıyorum falan. Taner Ölme dedi ki sana, 3 tane oyuncu getir Türkiye'den. Çok kafa rollere sana bırakıyorum dedi. Tamam. Kimler gelsin seninle? Haluk Bilginer olur. Hmm. Ondan sonra... Notlarını mı yazıyorsun? Sen notlarını mı? Haluk Bilginer. Not aldım. Haluk abi. Yazdım. Süleyman Turan olur. Süleyman Turan. Evet. Ay evet. Evet. Ve bir de bir ben de varım. Ben var mıyım abi? Sen zaten sen varsın. Ben varsam bir tane kadın gerek. Bir kadın oyuncu lazım. Al bir tane. Kadın alalım. Kim? Yani şimdi birini söylersin öpürüne ayıp olur ama. Hiç kimse ayıp olmaz ya. Söyle. Tabii tabii. Hakinler neler söylendi. Songül Ödön'ü aldım. Songül. Aa tabii. Çok iyi. Muhteşem. Tim Burton. Tam bir Anadolu Tim Burton filmi. Songül var. Haluk abi. Haluk abi var. Sen Süleyman Turan. Süleyman Turan var, vay be. Aynen. Ay çok güzel. Tim Burton'a mükemmel. Artık Tim Burton'a... büyük iş düşüyor ya. Tim Burton'un gözü aydın. Gözü aydın. Monica Bellucci'den sonra yeni bir hediye aldı. Oyunculara layık. Artık böyle dolaşıyor. Anadolu bozkırlarında. Peki son. Peki o zaman son sorumuzu soruyoruz. Taner'cim, aklına gelen ilk türküyü söyle bakalım. Aklıma dam başında sarı çiçek geliyor da onu söylemeyeyim, başka bir şey söyleyeyim ya. İlk aklına geleni söyle kardeşim. Neyse. Yok ya. Senin için bilir sesinde. Mı çünkü? Başka bir yerden başka. Türkü mü söylemek zorundayım? Yok istiyorsan. Zorunda değilsin kesinlikle. Türk sanat müziği söyleyelim mi? Aha tamam. Hadi. Evet. Hangisini söyleyeyim? Seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara. Seni sordum yalnızlara, seni sordum yıldızlara. Seni sordum yalnızlara, uçan kuşlara. Bravo! Teşekkürler. Hiç beklemiyordum çok saat müziği söylemeyi. Ben böyle aman ooo falan gibi bir şey ya. Çıkar birden diye düşünmüştüm. Benim de aklıma barabardan bir şeyler geldi. Sonra ya da senin aslında şöyle bir şeyin de var. Bu barabar konserinde de bunu hep söylüyorsunuz. Türkiye'yi şu an unuttum ya. Hani sen söylüyorsun, biz söylüyoruz, sen söylüyorsun, biz söylüyoruz. Taner bunu yıllardır yapıyor. Biz de setteyken de yapıyordu. Öyle bir şey yaparsın. Neydi o türkü? Adını unuttum. Yenice Yolları. Yenice Yolları. Ben söylüyorum, siz tekrar ediyorsunuz. Evet, bu da senin büyün gibi. Ben söylüyorum, şimdi siz tekrar ediyorsunuz. Yapmak, yap diye söylüyorum. Tekrar edecek misiniz ama? Evet, edeceğiz canım artık. Tamam, bir kuple yapalım, tamam evet. Mı? Yenice yolları bükülür gider tarararam. Yenice yolları bükülür gider. Zülfak gerdana dökülür gider tarararam. Zülfak gerdana dökülür gider. Yiğidin sevdiği güzel olursa darirarım. Yiğidin sevdiği güzel olursa. Ömrü ardın sıra sökülür gider rararararam. Ömrü ardın sıra sökülür gider. Güzel. Tebrikle. Tamamız bence. Ne diyorsunuz? Ay çok tamamız vallahi. Taner Ölmez. Teşekkürler.